Günaydın sevgili izleyiciler. Yaşamın içinden hoş geldiniz efendim. Yönetmenimiz Sacim, ekip arkadaşlarım ve ben Nilgün Bakkaloğlu. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Pazarınız, pazar gününüz mutlu, keyifli, gönlünüzce geçsin diyelim ve sabah saatleri, kahvaltı sofraları hazırlanmaya başladıysa, çayların o mis gibi kokusu mutfaktan gelmeye başladıysa, işte bizim saatimiz de gelmiş demektir. Birbirinden güzel mesajlarınız var, keyifli mesajlarınız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkürler hepsine. Okuma gayreti içinde olacağız. Hepsini okumaya çalışacağız efendim. Sevgi sözcükleriniz, gönderdiğiniz çiçekler hepsi çok güzel. Çok teşekkürler. Efendim bugün 15 Temmuz 2018 Pazar, tam bundan 2 yıl önce yine o meşhum gece, o karanlık gece, o katledilen zavallı, ne olduğunu bilmeyen, daha yeni askere gitmiş, sadece emir komuta zincirinin talimatıyla git denilen yere gidip orada göz göre göre hayatını kaybeden, linç edilen askerlerimizin, demokrasi uğruna sokaklara dökülüp şehit olan insanlarımızın maalesef o gece kaybettik. Biz başta Çanakkale şehitleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne bu topraklar için canını vermiş, kanını dökmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Nurlar içinde yatsınlar efendim ve Türkiye'nin tekrar başı sağ olsun diyelim. Çünkü bu sözler bizim ağzımıza o kadar çok yapıştı ki. Çünkü o kadar çok bu tür olaylar oluyor ki maalesef. Şimdi bunlara bakacağız. Bugün 15 Temmuz'un ikinci senesi. Anma törenleri düzenleniyor tüm yurtta. Az sonra haberlerimizde de göreceğiz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Türkiye yeni bir sisteme geçti. Bakanlar açıklandı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Peki ilk toplantılarını da yaptılar. Toplantıda neler görüşüldü? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bunların açıklamasını yaptı İbrahim Kalın. Ve en başta da ekonomiyle ilgili alınması gereken önlemlerden bahsetti. Ekonominin hızını kaybetmeden gitmesini bekliyoruz, devam etmesini düşünüyoruz dedi İbrahim Kalın. Fakat yurt dışından başka bir haber geldi. Uluslararası Derecelendirme Kurulu Fitch bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin BB artı olan kredi notunu BB'ye düşürdü. Ve nedenlerini de teker teker açıkladı. Az sonra haberlerimizde onları da vereceğiz. Memleketimden insan manzaraları var. Bunlara da bakacağız. Seçim sonrası partilerin aynaya bakma dönemleri var. Hangi partide hangi olaylar yaşanıyor onları bize geldiği müddetçe sizlerle paylaşacağız. Yaşamın içinden başlıyor. O zaman şimdi müzik diyelim ve arkasından başlayalım. Ve Fikriye o günden sonra Mustafa Kemal'e hiç abi demedi. Hep efendim şimdi haberlerimize geçiyoruz. Az önce açılışta da söylediğimiz gibi 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümü, özellikle de İstanbul'da köprü üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde büyük hazırlıklar var. 81 ilde hazırlıklar var. Şimdi onlara bakalım. Evet.
Evet, 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümü dedik. Hazırlıklar var, törenler var, anma törenleri yapılacak. Bunun haberini getireceğiz ekranlarınıza, göreceğiz. Ama arkadaşlar, o zaman diğer habere geçeyim mi? Aynı haber mi? Peki o zaman hazırlıkların haberini hemen getirelim ekranlarınıza. Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin merkezi ise başkent Ankara ile İstanbul olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek. Şehit yakınları ve gazilerle Beştepe'de öğle yemeğinde bir araya gelecek. Ardından da İstanbul'daki törene geçecek. İstanbul'da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni 21'de başlayacak. Anma törenleri öncesi İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. Trafik sadece alternatif güzergahlarda açık olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise tören öncesi saat 14'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 6'dan başlayarak pazartesi günü saat 6'ya kadar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni için köprüde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruldu. Evet, anma töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bu ara hemen geçtiğimiz haftaya bakalım. Yeni kabine kuruldu, 16 bakanın ismi açıklandı. Geçtiğimiz pazartesi günü bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. Kabine ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçti ve bakın neler söyledi. Yeni kabinenin toplantısıyla ilgili tabii önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Kalın yeni kabinenin ilk gündem maddesinin ekonomi olduğunu söyledi. Orta vadede yeni adımların atılacağını belirtti. Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında bir takım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Bu özellikle ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır. Brüksel'de yapılan NATO zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, sonuç bildirgesinin Türkiye açısından olumlu olduğunu söyledi. NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dile getirilmesi ve Türkiye'ye terörle mücadelede daha fazla destek verileceğini ifade edilmesi bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur. Kalın, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili de konuştu. Ucu açık bir süreçten yana değiliz dedi. Anlamında bildiğiniz gibi bu terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyorlar. Biz bu konuyu müteaddit kereler, çeşitli platformlarda hep dile getirdik. Ve bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem. Daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Biz gerekli bilgi ve belgeleri sunduk. Şimdi Amerikalı yetkililerin bunları alıp kendi sistemleri içerisinde nasıl adım atacaklarını göreceğiz. Ama biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Yani Kalın, OHAL'in 18 Temmuz'da kaldırılacağını ancak yine olağanüstü bir durum yaşanması halinde yeniden hayata geçebileceğini söyledi. Çok çok olağanüstü durumlarda, çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir. Ama şu an itibariyle 18'inde OHAL'in sona erdirilmesi ve mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devam ettirilmesi öngörülüyor. Evet. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözleri buydu. Özellikle ekonomiyle ilgili ekonomideki canlılığın sürdürülmesine çalışılacak dedi. Ama Uluslararası Derecelendirme Kurulu Fitch'ten gelen haberler hiç de iç açıcı değildi.
BB artı olan Türkiye'nin kredi notunu BB'ye düşürdüklerini açıkladı Fitch ve uyarılarda bulundu. Seçimlerden sonra beklenen açıklama geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notunu BB pozitiften BB seviyesine indirerek not görünümünün negatif olduğunu duyurdu. Ayrıca enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği de ifade edildi. Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeye ekonomik şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekilirken seçimler sonrasındaki ilk politik hamlelerin belirsizliğin artmasına neden olduğu vurgulandı. Öte yandan Türkiye ekonomisinin bu sene %4,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada ekonominin gelecek yılsa %3,6 oranında büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi. Evet, Fitch böyle söylüyor. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. Belirsizliklerden söz ediyor. Bunların altını çiziyor. Şimdi az önce hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın söz etti hem de biz de sizlere aktardık. NATO zirvesi oldu. NATO zirvesinden dönüşte, Brüksel dönüşünde Cumhurbaşkanı uçakta her zaman yaptığı gibi birlikte beraberinde giden gazetecilerle bir basın toplantısı yaptı. Ve bu toplantıda birçok ailenin beklediği çok önemli bir konuda gündeme geldi. Ve enteresan açıklamalar oldu. Nedir bu konu? Bedelli askerlik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bedelli askerlik, F-35 teslimi ve ekonomide artan döviz kuruna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği bedelli askerlik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin ilk kez tarih verdi. Erdoğan düzenlemenin yeni yasama yılı başlangıcı olan Ekim ayında açıklanabileceğini söyledi. Detayların o tarihe kadar belli olacağını belirten Cumhurbaşkanı, belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı. Membiç konusunda anlaşmanın planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Erdoğan, F-35'ler konusundaysa Trump'ın yaptırıma karşı olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'la görüşmesine de değinen Erdoğan, "Tsipras iyi niyetli hareket ediyor, ilişkilerimizi geliştirme iradesi var" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz kurlarındaki artışa da değindi. Kur artışının ekonomiye baskı oluşturduğunu belirten Erdoğan, kur baskısı sadece Türkiye için değil her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Rusya ve İran'la kısmen başladık, Çin'le de konuşuyoruz. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır ifadelerini kullandı. Şimdi kur baskısı deyince hemen size söyleyeyim. Dün geçtiğimiz hafta yaptığımız bir röportaj vardı, bir sokak röportajı. Dün o röportajın bir bölümünü yayınladık ve içerisinde o kadar enteresan açıklamalar vardı ki ben özellikle hiçbir konuda yorum yapmadım o röportaj üzerine ve size bıraktım yorumları. Hepiniz yani teşekkür ediyorum. Öyle enteresan noktaları keşfedip bulmuşsunuz ki neler var ve istiyorsunuz ki bir daha yayınlayalım. Tamam, bir daha yayınlayalım. Çünkü içerisinde Osmanlı'nın para biriminin dinar olduğundan bahseden dolar yükselirken Türk lirasının güçlü, sabit yerinde durduğunu söyleyen efendim çok bilgili, çok kontrollü, çok fikir sahibi vatandaşlarımız varmış. Onları da bir kez daha göreceğiz. Program içerisinde bir kez daha yayınlayacağız efendim. Evet, şimdi İstanbul Çorlu'ya dönüyoruz Marmara bölgesinden. Çorlu'da geçtiğimiz hafta biz sizlerden ayrıldıktan sonra geçen pazar bir tren kazası oldu maalesef. 24 ölü, 341 yaralı vardı. Yaralılar hala bazıları tedavi altında. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Ölenlerim Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayıpları olanlara sabır dileklerimizi iletiyoruz. Ama kazanın ardından o kazanın izleri silinmeye çalışılıyor. Şimdi onun haberine bakalım. Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrasında kazanın izleri silinmeye devam ediyor.
Raydan çıkarak devrilen vagonlar bugün kaldırılmaya başlandı. 341 kişinin yaralandığı, 24 kişinin de hayatını kaybettiği tren kazasına devrilen vagonlar Çorlu istasyonunda getiriliyorlar. Kazanın meydana geldiği mevkide yeni rayların döşenmesinin ardından tren seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Tren kazasında raydan çıkarak devrilen vagonlarsa Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi tarafından kaldırılırken tırlara yüklenen vagonlar İzmit Makine ve Kimya Enstitüsü'ne gönderildi. Edirne Uzun Köprü'yle İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu geçen pazar günü raydan çıkarak devrilmiş, korkunç kazada 24 kişi yaşamını yitirirken 341 kişi de yaralanmıştı. Evet, pek haber olarak duymadık ama umarım konuyla ilgili araştırma, soruşturma devam ediyordur ve sorumlular ortaya çıksın diyeceğimiz bir durum. Şimdi efendim tekrar İstanbul'a dönelim. Dün öğlen saatlerinde köprüde özellikle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçerken durup dururken bir aracın motorunda alevler yükselmeye başladı. Fakat daha sonra o motordaki alev aracın her tarafını sardı. İşte haber. Önce motorda başladı, kısa sürede yayılan alevler otomobili sarınca köprü trafiği felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçen hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Birkaç dakika içinde alevler aracın her yanını sardı. Araçtan güçlükle çıkabilen sürücü köprü polisine haber verdi. Araçta patlama ihtimaline karşın güvenlik şeridi oluşturulurken araç sürücüsü güvenli bir yere götürüldü. Yangına ilk müdahaleyi 15 Temmuz anması için hazırlıkta olan işçiler yaparken iş makineleriyle yanan aracın üzerine toprak atıldı. Ancak yükselen alevleri durdurmaya yetmeyince Anadolu yakasından gelen itfaiye aracı büyüyen yangını söndürdü. Yanan aracın söndürülmesinden sonra trafik normale döndü. Yani olmayan İstanbul trafiğinde böyle bir olay da yaşanmış dün. Allah araba başında, direksiyon başında, özellikle ekmek parası için direksiyon başında olanlara yardım etsin. Efendim çocuk kayıpları bitmiyor Türkiye'de. O kadar çok ki yine bir 3,5 yaşındaki çocuğumuz Evrim kayboldu. Bakın nerede ve nasıl kayboldu. Babaannesi hayvanları suya götürdü, o da peşinden gitmek istedi. Babaannesi izin vermeyince yayladaki çadıra döndü, ardından kayboldu. 3,5 yaşındaki Evrim'den 4 gündür haber alınamıyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan Evrim'i aramak için Tokat'a gelen jandarma arama kurtarma timi Yeni Su Deresi'nde arama çalışması başlattı. Evrim'in son görüldüğü yayla çadırının yaklaşık 20 metre uzaklığında bulunan çalılık alanlar ve otların arası tek tek kontrol edildi. Kayıp Evrim'in tek bir izine rastlanmadı. Kızının kaçırıldığını düşünen Evrim'in annesi Dilek Atış, kızını çok özlediğini belirterek görenlerin ve duyanların haber vermesini istedi. Evet, bakalım Evrim nerede, nasıl, ne şekilde bulunacak? Dileğimiz, umudumuz onun canlı ve sağlıklı olarak bulunması. Efendim şimdi biraz iç açıcı bir haber verelim size. Isparta'ya gidelim. Isparta gülleriyle meşhurdur bilirsiniz. Isparta'nın gülü, gül suyu, gülden üretilen bir takım işte güzellik malzemeleri falan meşhurdur. Harikadır ama Isparta bir güzelliğe daha imza attı. Neymiş o da? Lavanta. O kadar güzel, o kadar keyifli lavanta tarlaları oldu ki uçuşan elbisesini giyen, başına şapka takan ya da şapkasını götürmediyse başına lavantadan bir taç takan fotoğraf çektirmek için lavanta tarlalarına koştular. Türkiye'nin gül şehri olarak bilinen Isparta bu yıl lavantada iddialı olduğunu gösterdi. Mor renge bürünen tarlalar Isparta'ya gelen vatandaşları eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyor. Sosyal medyadan en çok duyduk. Evet. Fotoğraflar paylaşan insanlardan gördük. Yani fotoğraflar o kadar güzeldi ki mutlaka görmeliyiz diye düşündük. Isparta'nın Kuyucak köyünde 1975 yılında Fransa'dan getirilen 30 kök fideyle üretimine başlanan ve son 4 yıla kadar sadece aromatik bitki olarak değerlendirilen lavantanın sağlığa da birçok faydası var.
En belirgin faydalarından bir tanesi rahatlatıcı etkisi. Doğal güzelliğin Isparta'da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları ve doğa severler de fırsatı kaçırmamak için Kuyucak Köyü'ne akın etmeye başladı. Köydeki lavanta tarlaları düğün fotoğraflarına da eşsiz bir arka fon oldu. Evlenecek çiftler fotoğraf mekanı olarak lavanta tarlalarını tercih etmeye başladı. Burayı düşünen arkadaşları tavsiye ediyorum, özellikle çiftler adına. Güzel manzaralar var. Yani çok memnunuz biz bu durumdan. Hani köyümüz için çok faydalı oldu. Teşekkür ediyoruz gelenlere. Lavanta tarlaları eşsiz manzarasıyla turistler için de bir çekim alanı. Bölge halkı da ilgiden memnun. Lavantadan üretilen birçok ürünü satarak geçimlerini sağlıyorlar. Evet, oraya gidip de oradan öyle bir lavanta tacı almadan geri gelinir mi? Gelinmez tabii. Hele hele o mis gibi lavanta kokusuyla. Morların rengi, morların kokusudur diyelim. Efendim haberlerimiz bu kadar. Şimdi gazetelerimize döneceğiz ama sizden gelen mesajlara biraz göz atmak istiyorum. Kadri Satış bir mesaj göndermiş. Çok hoşuma gitti. Güzel bir şey yazmış. Diyor ki, günaydın kocaman özel ve güzel Cem TV aileme. Günaydın. Bir çay koydum tavşan kanı. Uzattım ayaklarımı. Rafa kaldırdım umutlarımı. Derdimle dertleşiyoruz demiş. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Meliha teşekkür ediyorum. Rehberimiz, evet Meliha bir mesaj yollamış. Biz hiç aldatılmadık. Çünkü rehberimiz Atatürk demiş. Efendim Hekim Ana, Malatya'ya sevgiler Meliha Patlakçı. Hüseyin Erdem ne diyor bakalım? Günaydın Nilgün ablacığım. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum diyor. Işıklar içinde yatsınlar diyelim. Mehmet Abuz ne demiş? Günaydın, hayırlı yarınlar, mutlu pazarlar Nilgün ablacığım demiş. Teşekkür ediyorum. Ama bir de şunu da söyle, yok o dünküymüş, başka bir yazıymış, onu hemen geçelim. Birkan Çağlar, teşekkür ediyoruz. İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur diyor. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirlerler. Rabbim herkesi kendi gibilerle karşılaştırsın demiş. Harika bir dua, teşekkür ediyorum. Herkes kendisi gibilerle karşılaşsın, hiç problem yok o zaman. Herkes hak ettiğini bulur. Evet, Orhan Canbaz teşekkür ediyorum gönderdiğiniz hem fıkralara, bize fıkra falan da gönderiyorsunuz ama hepsi de buradan okunamıyor. O yüzden teşekkür edeceğim. Fatih Ak teşekkür ediyorum. Yalçın Üstün, Fikriye Çiftçi, Metin Şahan, Nilgün Hanım diyor. Memleketin çivisi çıkmış demiş Metin Şahan. Vallahi. Hem de diyor sizin ifade ettiğiniz gibi kocaman kocaman soru işaretleri var diyor. Söyleyecek bir şey yok. O soru işaretleri zaten kocaman kocaman soru işaretleri. Şöyle arada bir cevaplarını bulsa, herkes şöyle şapkasını önüne koysa, düşünse neler oluyor, neler bitiyor. Bütün bunları da gündeme getirse ne güzel olur değil mi? Ama maalesef işte böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunun da neden olduğunu az sonra göreceğiz efendim. Az sonra programın bir ara vereceğiz. Aradan sonra da sizinle dedim ya geçtiğimiz hafta yaptığımız bir röportaj var. Yani öyle sözler var ki o röportajda, o kadar ciddi ciddi anlatılıyor ki ben şaşırıyorum. Bizim insanımız bu mu dedirten bir röportaj. Çok istek aldı. Onu bugün bir kez daha yayınlayacağız. Aslında bir bölüm daha var yayınlayacağımız ama o da olmadı, haftaya kalır. Öyle yapalım. Çünkü çok fazla istek var aynısıyla ilgili. Yani bir vatandaşımız, ben baktım böyle kaldım, hiçbir şey söyleyemedim. Dinar Osmanlı parası diyor. Osmanlı parası dinar, dünyanın bir numarasıydı diyor. İzleyeceksiniz az sonra. 15 Temmuz günüyle ilgili, 15 Temmuz 2016 tarihiyle ilgili çok enteresan fotoğraflar yolluyorsunuz. Görüyorum, hepsine içim acıyor. Kolay şeyler değil bunlar. Hepsini konuşacağız. Gazetelerimiz burada, görüntülerimiz gelecek, röportajımız gelecek ama hem güzel bir müzik hem küçük bir ara buradayız efendim.
tüketmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Tüketmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Bir tez de yalasına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Bir tez de yalasına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da spot değil halilim, aman bir tez yalasın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da spot değil halilim, aman bir tez yalısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Tez yalısın, ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarasın. Burası da spot değil halilim, aman bir tez yalısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarasın. Saçalım. Teslim olma yanımda halilim. Aman kurşun saçalım. Burası
burası da spot değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da spot değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Evet efendim, yaşamın içinden devam ediyor ve biz de gazetelerle sizlerle olan birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bu arada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hani sizler öyle çay demlemişsiniz falan ya, güzel güzel şeyler gönderiyorsunuz. Bakın işte benim elimde bir yerde çay, bir tarafımda kahve. Bundan daha güzel bir keyif olabilir mi? Çok teşekkür ediyorum Kamile, ellerine sağlık. Evet efendim, Sözcü Gazetesi ile başlayalım. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yıl dönümünde
Türkiye haykırıyor diyor. Kayıtsız şartsız demokrasi. Türkiye bugün demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gösterecek. 15 Temmuz şehitlerini anacak diyor Sözcü gazetesi. Ve Türkiye'nin her yerinde tören var alt başlığıyla verilmiş. 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle ülkenin dört yanında etkinlikler yapılacak. İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak deniliyor. İki yıl önce bugün 15 Temmuz 2016'da asker görünümlü FETÖ'cü hainler kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Sokağa dökülen Türkiye darbecilerin tankına, tüfeğine karşı göğsüne siper etti. Hainlik bastırıldı. O gece 251 evladımız şehit, 2196 evladımız gazi oldu. Bugün darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yıl dönümü. Türkiye demokrasiye, cumhuriyete bağlılığını haykırmak ve şehitlerini anmak için sokakta olacak diyor Sözcü gazetesi bu şekilde. Aktarıyor, haberi bizimle paylaşıyor. Efendim hemen altında bir başka haber var. MHP lideri Bahçeli'den geliyor bu haber. Efendim neymiş? Biliyorsunuz seçim öncesi Devlet Bahçeli bir hafta haftayı tutturmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi yani Cumhur İttifakı'nın AKP kanadı buna sıcak bakmamıştı. Ama Bahçeli bu fikrinden vazgeçmedi. Devam ediyor. Bakın haberde ne var? Af konusu gündemimizde diyor Devlet Bahçeli. Seçimden önce iktidara kader kurbanları için af çıkarılması çağrısında bulunan Devlet Bahçeli, meclise af yasa teklifini sunacaklarını açıkladı. İşte afla ilgili sözleri deniliyor. Af konusu gündemimizde mecliste yasama faaliyeti başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifi sunacak. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekilliğine kadarını başarırız. Onu da zaman içerisinde görürüz diyor. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız bunu zaman içinde göreceğiz diyor. Fakat ben yine burada fikrimi söylemek istiyorum. Tabii affetmek çok güzel bir şey bir insanın yaptığı hatayı ama o hata nedir? O suç nedir? İşlediği suç nedir? Yani burada kader kurbanı diye hafifletilmiş, yumuşatılmış bir şekilde insanların kulağına bunun söylenmesi hiç hoş değil. Kader kurbanı. Hiç mi insanlar sıkıntı çekmiyor dışarıdaki insanlar? Hiç mi kimseye sinirlenmiyor? Hiç mi haksızlığa uğramıyor? Herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya kalkarsa buna da kader kurbanları mı diyeceğiz? Hukuk var, mahkemeler var. Bir probleminiz varsa bu insanla geçersiniz hukukun karşısına, geçersiniz mahkemelerin karşısına diyerekten yapılır. Siz kendi adaletinizi kendiniz sağlayamazsınız. Bu hiçbir şart altında kabul edilemez bir oluşumdur. Dünya üzerinde hiçbir ülkede kabul edilemez. Onun için bu kader kurbanları lafı bana birazcık hafif geliyor. Şimdi enteresan bir başlık var. Biliyorsunuz 15 Temmuz'u FETÖ terör örgütüyle ilgili ciddi bir kalkışmaydı. Bu kalkışmanın arkasından da işte bu kadar vahim, bu kadar karanlık, bu kadar hazin hikayelere yol açan bir gece yaşandı o gece 2 sene önce. Ama TRT'de bir fiyasko vardı, çok enteresan. Bu olayların arkasından, fiyaskoya gelmeden önce bu olayların arkasından şöyle bir tavırlar yapıldı. Birçok kişi haklı ya da haksız FETÖ terör örgütü bağlantısından içeri alındı, hapse girdi. İşte işinden atıldı, şu oldu bu oldu. Yani herkes bir zarara uğradı buradan. Ha bu haklıydı değildi. Yine ben kanun karşısında, adalet karşısında boynumuz kıldan ince diyorum. Ve adaletin burada da tecelli ettiğini görüyorum. Ama bir şey var ki, bakın müzik dünyasında, sanatçılar arasında, efendim bankacılar içinde, hatta bakanlıklar içinde, hatta işte halkın içinde, bankalar arasında gibi çok aklınıza gelebilecek her yerde bir FETÖ ayağı, bir FETÖ kanadı bulundu ve bunlar hepsi toplandı. İşte sırayla cezalandırılıyordu ya da cezalandırıldı. Bazı kişilerin yanlış yere yani bu aslında bundan mağdur olmadığı fark edildi. Sonra geri iade edildi bazı onların bu suçlamaları. Ama bir tek şey olmadı, siyaset içerisindeki FETÖ ayağı bir türlü ortaya çıkmadı, çıkamadı, çıkartılamadı. Nasıl gizlenmişler, nasıl saklanmışlar siyasetin içine? Hangi siyaset? Çünkü en tehlikeli ayaklardan bir tanesi siyasetin içindeki. Bakın TRT'de olan konu da şu,
TRT'nin Diyanet kanalında, TRT Diyanet kanalında geçen ay terörist başı Fethullah Gülen'in güftesini yazdığı şarkının yayınlandığı ortaya çıktı. O kişi işten atıldı deniliyor. Diyanet sorumluluğu tespit eden personelin görevine son verildi. Adli soruşturma süreci devam ediyor demiş. İşte bir fotoğraf verilmiş yine. Nerede? Sözcü gazetesinde. Ve diyor ki tasavvuf müzikisi bulanlar hakkı buldu demiş. İşte beste Ahmet Hatipoğlu, güfte Fethullah Gülen ve altta da bu yazı TRT'de çıkıyor. 22 Haziran'daki bu rezalete sosyal medyadan tepki yağdı deniliyor. Demek ki TRT içindeki FETÖ'cülerin de o ayakta biraz gizli kalmış, iyi saklananlar arasında. Bir siyasi bir TRT. Efendim şimdi şöyle yapalım. Kamuda en fazla ihraç yargıda yaşandı deniliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 100 hakim ve savcıdan 27'si ihraç edildi. Türk yargısını sizi içeri tıkan kudret böyle istiyor ayıbından kurtardık diyor. Yine bu FETÖ ile ilgili efendim. Şimdi bir de son günlerde, yani son 2-3 gündür daha çok konuşulan, daha çok gündeme gelen Adnan Hoca tarikatı var. Adnan Hoca ve kendi tabirlerine göre de kedicikleri var Adnan Hoca'nın. Böyle bir rezil, böyle bir aşağılık. Dün bir yazıyı da eğer izlediyseniz yarısına kadar okudum, yarısından sonrasını okuyamadım. Özellikle size söyledim, çok merak ediyorsanız okuyun. Bu beni aşıyor dedim, okuyamam dedim. Ve FETÖ'nün Ergenekon kumbasından da Adnancılar çıktı deniliyor. Buyurun. Adnan Oktar'ın yönettiği vakıf kendilerine operasyon ve eleştiri yapan isimlerle ilgili FETÖ'cü savcılara belge verdi. Bunu da 2009'da gazetelerin verdiği ilanla itiraf etti deniliyor. Adnan Oktar'ın tutuklama görüntüleri var. Hemen şöyle iç sayfalardan bu haberin detayına da bakalım sizinle birlikte. Onu da ekrana getirelim. O kadar enteresan ki Oktar diyor ki FETÖ ilişkisini 9 yıl önce yayınladığı bir bildiriyle itiraf etmişti. Savcılığa Ergenekon belgeleri teslim ettik denmişti. Birçok asker biliyorsunuz Ergenekon iddiasıyla içeri alınmıştı. Apoletleri sökülmüştü. Ve o kadar verdikleri emekler boşa gitmişti askerlikte. Geldikleri noktalar ellerinden alınmıştı. Adnan Oktar 2008 yılında 10 yıl önce kitabımda Ergenekon'u anlattım demişti. 2009'da da FETÖ'cü savcıların kurduğu kumpasa destek olduklarını saklamamıştı diyor. Buyurun. Buyurun. Açık 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 söylüyor adam, ben bunları yaptım diye. Peki o zamanlar ne deniyordu? Ay Ergenekon şöyleydi böyleydi bilmem neydi. Artık bu insanlar, bu halk neye inanacak ben bilemiyorum. Evet, çok ilginç. Ve Adnan Oktar'ın villasına giriliyor efendim. Villada neler varmış enteresan. Mesela 127 tane kamera var villada. Niye? Niye, ne yapıyorlar bu kameralarla? İstanbul'da Adnan Oktar'ın suç örgütüne yönelik operasyonda Çengelköy'deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine rastladı. Düzenlenen baskın polis tarafından kameraya kaydedildi. Polis villanın içine girdikçe villanın kamera odası görüntüleri yansıyor. Oktar'ın villanın içi ve dış tarafında 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Ve 127 ekranın duvardaki görüntüsü polisin çektiği videoya yansırken kameraların da aktif olduğu görüldü. Yani oturduğu yerden villasının, evinin, sokağının, girişinin, çıkışının her yerini izleyebildiğini görüyoruz. Neden böyle bir şeye gerek duymuş? Yorum sizde. Ben bir şey söylemeyeyim, yorum sizde olsun. Evet, en son olarak da Rahmi Turan'ın Tokmak adlı köşesine bir uğrayalım. Bakalım Rahmi Hoca bugün ne demiş? En zor gece diyor Rahmi Turan. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü. 2 yıl içinde köprünün altından çok sular aktı ama ortalık hala tam anlamıyla durulmadı. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin en zor gecesi yaşanmış. FETÖ'cü askerlerin başlattığı alçakça teşebbüs yine askerler tarafından bastırılmıştı. Olaylarda darbecilerden 104 hain ölmüş, darbeye direnen asker, polis ve sivil vatandaşlardan 251 kişi şehit olmuştu. İlan edilen olağanüstü halden sonra 160 bin kişi gözaltına alındı. 50 bin kişi tutuklandı, 152 bin kişi görevden alındı. Bütün bunlar olurken darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmaması hala esrarını koruyor. Darbeciler arasında asker, subay, profesör, iş adamı, gazeteci, leblebici ve her meslekten adam var ama sadece ve sadece siyasetçi yok. Nasıl oluyor bu?
Burası Türkiye efendim, her şey oluyor. Yıllardır FETÖ ile kıyasıya mücadele eden Atatürkçü ve Cumhuriyet savunucusu sözcünün sahibi Burak Akbay'ın da FETÖ'cü suçlamasıyla hala yargılanması bu dönemdeki garip işlerin başında geliyor. Bu gibi hukuk dışı uygulamalar ne yazık ki FETÖ ile yapılan mücadelenin ciddiyetini bozuyor demiş Rahmi Turan Hoca Tokmak adlı köşesinden. Şimdi biz Cumhuriyet savunucusu olup olmadığını bilmeyiz. Sözcünün sahibi Burak Akbay'ın bu konuda suçlu mudur değil midir buna biz karar veremeyiz, biz bilemeyiz. Ama buna adalet kararını bir an önce vermeli. Ya aklanmalı ya da cezası varsa cezası tespit edilip çekilmeli. Sürüncemede kalmamalı bu olaylar. Ama ve lakin. Şunu da söyleyeyim. Demek ki bu işi tek düşünen biz değiliz. Tek beklenti içinden olan biz değiliz. Rahmi Hoca da aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Bir tek siyasi ayağı çıkmadı. Nasıl gizlendi siyasetin içine? Kimler hala siyaset yapıyor onunla ilgili? Acaba var mı? Ben bilmiyorum ve bilmek istiyorum açıkçası. Bu siyasi ayağının ortaya çıkmaması buradaki bu mücadelenin ciddiyetini biraz sarsıyor diyor. Şimdi efendim dedik ya bizim insanımız her şeyi çok iyi biliyor. Sizler de bunu takip etmişsiniz, görmüşsünüz. Şimdi o yaptığımız, dün de yayınlamış olduğumuz o röportajı size bir daha yayınlayalım. Bakın Osmanlı parası dinar neymiş? Yükseliyor, Türk parasının değeri mi düşüyor? Türk parasının değeri çok çok düştü. Hiç yani artık sıfırladı. Onu diyebilirim. Dolar yükseliyor. Cumhurbaşkanımız da diye şimdi başkan oldu ya. Ha diye ilk buyuracaksınız. Ya sen 16 senedir kardeşim ne yaptın da şimdi gene bu milleti cahil millet diyeyim. Ben biraz kusura bakma yani hiddetleniyorum. İki mi kandırıyorsun sen kardeşim? Kimi kandırıyorsun? Dolar yükseliyor. Türk lirası ne oluyor? Değeri kayboluyor yani. Kayboluyor değeri. Yani bir anlamı kalmıyor. Peki ne yapmak lazım? Dolar mecbur yapmak lazım. Dolar mı yükseliyor, Türk lirasının değeri mi düşüyor? Dolar yükseliyor. Türk lirası ne oluyor? Öyle geberiyor zaten. Türk lirası ne olacak? Bizim dolarımız zaten Türk lirası düşüyor. Ne olacak? Değeri yok. Dolar euro gidiyor. Peki ne yapmamız lazım? Annesi TL'ye etmen lazım. Yönelmen lazım. Dolara beş fazla alışveriş yapmayacaksın dolarla. Anladın mı? Bunun için Türk para TL ile alışverişin borç sağsan TL alacağım. Borç da versen TL karşılayacağım. Öyle dolarına gerek yok yani. Dolar mı yükseliyor, Türk lirasının değeri mi düşüyor? Dolar yükseliyor, Türk lirasının değeri düşüyor. Her ikisi de yani. Her ikisi de. Peki bir ülkenin parasının değerinin düşmesi ne demek? Ülkenin değeri düşmesi yok. Ülke iş yok, bir sıkıntılar var ki. Değeri düşüyor paranın tabii. Yani bizim her yılda Türkiye'de seçim var. Yani bu seçimlerden olur, millet yurt dışına gider, kimse burada durmaz ki. Onun için ülkede büyük sıkıntılar oluyor. Ne yapmak lazım? Vallahi Türkiye bir an biz lazım düşünmesi lazım. Yani bir kendi kontrol etmesi lazım Türkiye'nin. Bu şartlarda olmuyor. Türkiye gelmiş, Amerika gibi devlet başkanı sistemi yapmış. Türkiye bu şartları kaldırmıyor şimdi. Başkanlık sistemini kaldırmıyor. Türkiye'de bütün partilerin yani muhalefet şart Türkiye'de. Bu şartlarda başkanlık şu an ekonomisi kaldırmıyor Türkiye'nin. Şu anda gözüken doların yükselişi. Türk lirasının değeri ne oluyor? Türk lirası sabit kalıyor ama tabii bunu dünya şeyine de bakmak lazım. Dünyada da dolar yükseliyor. Ona karşılık Türk parası karşısında biraz daha değer kazanmış oluyor dolar. Dolar mı yükseliyor, Türk lirasının değeri mi düşüyor? Vallahi şu an ikisi de oluyor galiba. Hem yükseliyor hem TL'de kaybediyor. Yani düzeleceğini de umuyoruz ama verilen sözler var bakalım. Bekliyoruz yani. Umutsuz da değiliz. Yani, ne yapmak lazım peki? Daha icraat lar belli değil ya. Daha bekliyoruz. Yeni kurulan bir yeni bir sistem var biliyorsunuz. Onun sonuçlarını bekleyeceğiz. Başka bir beklentimiz yok. Yoksa bu halk e,
biliyor yani neyin ne olduğunu biliyor, yapar da. Gerekeni yapar yani. Türk lirasının değeri düşmüyor ama dolar yükseliyor tabii ki. Yani dolar yükselince Türk lirasının değeri nerede kalıyor o zaman? Ya tabii şimdi Avrupa finans merkezlerine göre, onların düşüncelerine göre bizim paramızın değeri düşüyor. Ama bizim paramızdan sıfırları eksilttiğimiz için bizim paramız dünya çapında şu an yani bir kademe daha olsa yüksekte. Ama Türkiye'de tabii ki dolar 4 küsür olduğu için yani bir dolara... 4.90 oldu en son. Evet, bir dolara yani Türk parası olarak çok para alıyorlar. Ama bunun sebebi de tabii ki Avrupa ülkelerinin ülkem üzerinde yapmış olduğu finans olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak ve toplumsal olarak yapmış oldukları senaryolardır. Şu konuda şunu söyleyebilirim. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde olursa, ırkçılık ve ayrımcılık içerisinde olmazlarsa bu dolar konusunda aşacaklarına inanıyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Ne bileyim atıyorum kafadan. Bulgaristan parası leva karşısında da düşüyor. Romanya parası lei karşısında da düşüyor. Euro karşısında da düşüyor. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ya şimdi bu emperyalizmin yapmış olduğu uygulamadır. Yani günümüzde önceden Osmanlı döneminde dinar vardı. Dinar tabii ki dünya çapında önemli bir paraydı. Tabii Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde yapılmış anlaşmalarla hem dilimizde oynama yaptılar, kendi dillerini ön plana çıkardılar, İngilizceyi ön plana çıkardılar ve kendi medeni paralarını ön plana çıkardılar. Bu sebeple dünyayı yöneten kişiler kendi finans merkezleri üzerinden bizim paramız üzerine oyun oynuyorlar. Ama bunu milletimiz uyandı. Tabii ki paramız değer kaybediyor mu? Ediyordur. Ama bu değer kaybediyor diye biz ülkemizden, vatanımızdan, milletimizden ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yol haritasından vazgeçmeyeceğiz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün diyor yönünden, yön haritasından vazgeçmeyeceğiz diyor ama kardeşim ben buradan sana selam söylüyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki bir ülkede bir yabancı para yükseliyorsa onun karşısında o ülkenin parasının değeri düşüyordur. Yani dolar mı yükseliyor, TL değer mi kaybediyor dendiğiniz zaman bu aynı anlama gelen iki sözcüktür. Tabii değişik bir takım alternatifler de konuşulabilir burada. Ama şunu aktarmak istiyorum ki o yeşil tişörtlü kardeşimiz dolar yükseliyor, TL sabit kalıyor sözleri. Efendim bizi paramızdan 3-0 attık, bütün dünya paralarına şöyle yaptık sözü ki 3-0 atmadık, 6-0 attık. Senaryolardan söz ediyor ve Osmanlı'ya dinarı getirdi koydu, Osmanlı parası oldu dinar. Şimdi ne kadar engin bilgiye sahip olduğumuzu bu konuda nasıl da bir güvene sahip olduğumuzu görüyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir ülkede ekonominin kuralıdır bu. Eğer siz ciddi temelleri sağlam bir ekonominin başındaysanız, ekonominiz sağlamsa sizin paranıza hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Sarsalar sizi paranızın değerini düşüremezler. Neden? Çünkü sizin ekonominiz sağlam. Üretiyorsunuz, satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ve en önemlisi karşılıksız para basmıyorsunuz. Karşılıksız para basarsanız paranızın değeri düşer. Karşılığı olmayan parayı basarsanız paranızın değeri düşer. Ekonominiz sağlam temellere dayanıyorsa, karşılıksız para basmıyorsanız o ülkenin parasıyla ne dış güçler, ne senaryolar, ne kredi kuruluşları, ne uluslararası finans kaynakları hiçbir şey yapamaz. Bunu da buradan aktaralım ve üzüldüm ben, açıkçası üzüldüm. Böyle bir röportajdan sonra durdum düşündüm. Yazık, yazık bize. Ne kadar engin bir kültüre sahip olduğumuzun göstergesi. Şimdi sizden gelen mesajlar var. Onlara da bakacağım. Çok dün de çok bu konuda mesajlar yollamıştınız. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yolluyorsunuz. Karşılıklı en azından dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bir şeyleri öğreniyoruz ya da öğrenmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, bakalım nereden gelmiş bir mesaj var. Evet. İsmail Karakuş efendim Innsbruck'tan, Avusturya'dan yollamış. İyi yayınlar Nilgün Hanım. Ekip arkadaşlarına alplerin eteklerinden saygılar. Seçimin son haftası Malatya'da Konaktepe'de oldum.
Şimdi Alplerin eteklerine döndüm tabii ki. Türkiye bir sürü olumsuzluklara karşı ülkemizden vazgeçmek mümkün değil. Türkiye'de rejim sultanlığa gidiyor. Gündem o kadar yoğun ki takip etmek mümkün değil. Bir, seçim kayıp etmişiz, sorumlulardan ses yok. İki, kedicikler sokakta, Adnan Oktar tutuklu. Üç, işsizlik ve üretici perişan. Dört, TL değer kaybediyor. Beş, ülkeye yabancı yatırımı gelmiyor. Var olan yabancı yatırımı da ülkeyi terk ediyor. Bunlar gözle görülen, görülmeyen. Daha neler var? Karamsar değilim ama çok yorulacağız ve çok çalışacağız. Umudumu yitirmiş değilim. Saygılarımla İsmail Karakuş, Avusturya Innsbruck demiş efendim. Göndermiş İsmail Bey bunu. Celal Dumanlı ne diyor bakalım? Nilgün Hanım merhabalar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Her gün izliyoruz. Güzel konulara değiniyorsunuz. Nilgün Hanım, Türkiye'de bir üniversiteye ihtiyaç var. Bu üniversitenin adı Toprak Ana Üniversitesi olacak. Ana kademe üst yönetiminde tüm kadınlar olacak. Toprak üzerinde çalışmalar yapacaklar. Var olan üniversitelerden ayrı bir çalışma yapacaklar. Türkiye'deki bütün illerdeki, bütün şehirlerdeki hem göçü önlemek hem de vatandaşın evine aş, ekmek parası götürecektir. Bu üniversite için toprak, tarım, araştırma, ürün yetiştirme, satış, pazarlama birimlerinin olması gerekmektedir. Bu sesimizi duyurursanız çok mutlu oluruz. Eskiden çiftçilik yapan bir vatandaş olarak sizlere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Hürmetlerimle Celal Dumanlı Tekirdağ demiş. Şimdi efendim ben de size bir ara vereceğiz yine. Bir müziğimiz var. Aramıza gidiyoruz. Ama hemen aranın arkasından size bir teklifte bulunacağım. Hadi bakalım. Bu konuda da yarışabilecek miyiz? Var mısınız diyeceğim. Geliyoruz. Yeah.
sezonu açıyor. Üç büyüklerin hazırlık maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta. Üstelik hızı hiç düşmeyen kotasız internetle birlikte ayda sadece 77 lira. D-Smart her televizyona şart. Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Sen yağmur ol ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Abla, 1 liranız var mı ya? Abla, 1 liraniz var mı acaba? Ben yok mu bu? 1 liranız var mı? Sakın para falan. Abi 1 lira ver. Ne olacak sanki o? Ha yaşatalım. Dayanışma geceleri, piknikler ve konserler. Kısacası kültürümüze ait tüm etkinlikleri canlarımızla paylaşmak ister misiniz? Siz de eğer bu gönül birliğine varsanız Cem TV'yi 0212 625 18 18 numaralı telefondan arayıp bize ulaşabilir. Etkinliklerinizi Cem TV ekranlarında yayınlayabilirsiniz. Kültürümüzü paylaşalım ki daha da çoğalalım. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.
Evet, yaşamın içinden devam ediyor ve sizlerden bir isteğim olacak programın sonuna doğru. Arkadaşlar, programın bitimine 5 dakika kala beni uyarın lütfen. Ben bu isteği bütün izleyicilerimize paylaşacağım ve hepinize ben de örnek olacağım. Hep birlikte gelin, üretim nasıl olurmuş? Kadınlar olarak, erkekler olarak hiç fark etmiyor, kadın ve erkek bizim için. Biz bunu evlerimizde gösterelim insanlara, üretim nasıl olurmuş? Ne yapacağımızı söyleyeceğim. Çok basit. Şimdi efendim geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Darbelere karşı tam demokrasi diyor. 15 Temmuz bir daha asla demiş Cumhuriyet Gazetesi ve hesap verecekler alt başlığı var. İş dünyası önce hukuk dedi diyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla iş dünyasında demokrasinin önemine vurgu yapan değerlendirmeler geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, demokrasiyle müdahaleler ancak demokratik standartlarını yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir diyor. Ve hukuka, adalete, hakka, insanların hakkına ne kadar önemli olduğunu, ne kadar dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İş dünyasının başkanı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik efendim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anmalara katılacak başlığı var. Devlet Bahçeli'den Türkiye 15 Temmuz'da henüz tam bir hesaplaşma yapmadı, hala risk var sözcüğü var ki bunun altında da Devlet Bahçeli'nin herhalde bazı ayaklarının, başta siyasi ayağı olmak üzere, ortaya çıkmadığının çağrısı gibi geldi bana. Bilmiyorum sizlerin yorumları nasıl olacak. Şimdi bir başka habere geçelim. İyi Parti'de yaşanan istifalar iç çatışmaları gün yüzüne çıkardı deniliyor. Merkez sağıyla ülkücü ayrışması varmış efendim İyi Parti'nin içinde. Ayrılıklar ideolojik denmiş. İyi Parti'de seçim sonuçlarının beklentileri karşılamamasının ardından yaşanan sarsıntı sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener'in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz'ın istifasının parti içinde yaşanan MHP kökenli, merkez sağ kökenli ayrışmasının sonucu olduğu belirtiliyor. AKP'nin iktidara gelmesiyle ortaya çıkan merkez sağ parti boşluğunu doldurmak için yola çıktığını belirten Akşener'e ANAP, DYP ve hatta DSP kökenliler de partiye taşınmasına karşın partiyi MHP'nin uzantısı görüntüsünden kurtaramadığı eleştirisi yöneltiliyor denmiş efendim. Şimdi kurmaylar yenilenecek ve Akşener ipleri eline alacak denmiş. İyi Parti Genel Başkanı Akşener istifalar ve kriz söylentileriyle çalkalanan partisini yeniden yapılandırma yoluna gidecek. Akşener'in partisi Afyon'daki kampının ardından başkanlık divanı ve genel idare kurulundaki isimleri değiştirerek yola devam etmesi bekleniyor deniliyor. Artık Türkiye siyasi tarihinde bir kadın genel başkan eşliğinde İyi Parti diye bir parti de var. Bunu da buradan ifade ediyoruz efendim. Şimdi enteresan bir haber var bugün gazetelerde. Birçoğunda yer almıyor ama ben anlayamadım. Yani anlayamadım derken böyle bir şey nasıl yapılır, ne oluyor? Bunu hem Cumhuriyet'ten hem de Korkusuz da Can Ataklı'nın köşesinden sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, sermaye kurulu piyasasında neler oluyor? İçeriden bilgi alarak işlem yapmayı yasallaştırdı. Yani İçeriden bilgi alarak sermaye kurulu piyasasında İMKB'de işlem yapmak yasallaştı. Ne zamana kadar? 31 Ağustos'a kadar. Buyurun. Sermaye Piyasası Kurulu önceki gün içeriden bilgi alarak borsa işlemi yapmayı 31 Ağustos'a kadar suç olmaktan çıkardı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan Cansızlar tüm dünyada suç sayılan bu işlemi yasal hale getirmenin yanlış bir yol olduğunu belirtti. Cansızlar, kredi kuruluşlarının not düşürdüğü ve yabancı yatırımcı da Türkiye'ye dair soru işaretlerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar almak doğru değil. Daha fazla güven vereceğiniz yerde soru işaretlerini çoğaltıyoruz dedi. Ve Can Ataklı bununla ilgili Korkusuz Gazetesi'nin 5. sayfasında bir yazı yazmış. Battık da haberimiz mi yok diyor. Buyurun. Cuma günü öğleden sonra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch, Türkiye'nin notunu düşürdü. Başta Erdoğan olmak üzere ekonomiyi yönettiklerini belirtenler elbette bundan memnun olmamışlardır. Fitch'in kararının uluslararası bir oyun olduğunu, hatta bu kararların rüşvete verildiğini bile mutlaka yine söyleyeceklerdir. Bunların hiç önemi yok. Çünkü bizimkiler ne derse desin uluslararası piyasalar bu kuruluşların açıklamalarına değer veriyor. Gerçekten kasıtlı bir karar alıyorlarsa da ne yazık ki durum böyle. Türkiye'de ekonominin hızla kötüye gittiğini söylemek için Fitch'e bakmaya ya da müneccim olmaya gerek yok. Burada önemli olan ülke yönetiminin durumunun ne kadar farkında olduğunu ve nasıl önlem almayı düşündüğüdür. Fitch'in bu kararından hemen sonra Sermaye Piyasası Kurulu bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre SPK borsada işlem gören şirketlerle ilgili içsel bilgiye sahip kişilerin alım yapmasını engelleyen düzenlemeyi 31 Ağustos'a kadar askıya aldı. Açıklamadan anlaşıldığına göre şirket bilançoları, denetim raporları hakkında bilgi sahibi kişiler ve yakınları söz konusu şirketlerin hissesini bilgi kamuya açıklanmadan önce satın alabilecek. Hisse satış yasağı ise devam edecek. Piyasaları bilenlerin kullandığı deyimle insider trading 31 Ağustos'a kadar serbest. Tek fark sadece alım yapılabiliyor, satış ise yok. Batıyoruz bari ekonomi bildiğine inandığım birine sordum bunu. Batıyoruz bari kurtarabildiğimiz malını kurtar mı demek istiyorlar dedi. İktidarın mucizeye ihtiyacı var. Yeniden diriliş, küllerinden doğma masalları da buradan çıkıyor. Yarın iktidardan olmuş gibi göstermek isteyeceği ilk mucizeyi de sizlerle paylaşacağım demiş Can Ataklı. Şimdi bu ne demek? Bir kere bunu biraz açıklamamız lazım. Yani bir insan, bir kuruluş, şimdi biliyorsunuz borsada şirketler var. Şu kağıt, bu kağıt, bu kağıt, bu kağıt, bir sürü şirket var. Bu şirketlerin bilançolarını siz eğer bilirseniz, eğer gerçek bilançoyu içeride görüyorsanız, yani bunu görecek bir kişiyseniz, o şirketin içinden birisiyseniz, yapacağı yatırımları görüyorsanız, durumunu görüyorsanız, bu şirketin nereye doğru gittiğini, yani önümüzdeki günlerde bu şirketin hisse senedi artar, bu iyi ya da bu iyi görünüyor ama aslında düşer dendiği bilgiyi bu insanlar alacak ve bu insanlar daha bu bilgiler kamuoyuna açıklanmadan, yani siz, ben, Ahmet Efendi, Hatice teyze, Fatma teyze, her kimse hiç bu bilgilerden haberdar olmadan bu bilgileri öğrenecekler ve o düşük fiyattan çatır 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 hisseleri alacaklar. Sonra bize açıklanacak, aa bunu yukarı gidiyormuş, bunun bilançosu iyiymiş diye alan varsa yüksek fiyattan oradan bir şeyler alınacak. Şimdi bu Türkiye'de yapılıyorsa ne olur? Türkiye'de yapılıyorsa vallahi iki şey olur. Bir kere yabancılar Türkiye'ye güven duymaz. Hiçbir şekilde Türk borsasına girmez. Yabancı yatırımcı çekilir. Fitch'in açıklamaları için de öyle. Canım Fitch'in açıklamalarına kim bakıyor? Onlar bize işte düşmanlar, onun için bu yüzden böyle yapıyorlar denilebilir dersiniz. Ama önemli değil. Biz içeride kendi derecelendirme kurulumuzu kuralım, biz derecelendirelim dersiniz. Ama kendiniz söyler, kendiniz dinlersiniz. Çünkü yabancı yatırımcı Fitch'in açıklamasına bakar. Bizim derecelendirme kurumumuza değil. Biz kendi kendimize ne derler? Aynı şekilde biraz önce de söylediğim gibi kendimiz söyler, kendimiz dinleriz. Yabancı yatırımın buradan parasını çekmesi yapan yabancı yatırımcının çok önemli. Çok önemli. İşte Türk lirasının parasının düşmesi. Bu sefer ne oluyor? Karşılıksız para basmak zorunda kalıyoruz. Maalesef ekonominin kuralları son derece acımasız bu konuyla ilgili. O yüzden son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bu konu çok önemli. Neden böyle bir şey yapıldı? 31 Ağustos'a kadar kimler, nereden, neler alacak? Hangi kağıtları alacaklar? Ben çok merak ediyorum. Türkiye'de borsa, İMKB'yi iyi takip etmek lazım bugünlerde. Efendim Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Akla bilime düşman, memlekete düşman demiş. Devlet kadrolaştırılan tarikatlar, darbeci, şantajcı ve dolandırıcı, devlette kadrolaştırılan tarikatlardan söz ediyor. Akla ve bilime düşmanlar ve tabii ki de memlekete de düşmanlar diyor. Darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçse de AKP'nin tarikat ve cemaatlerle olan mesaisi devam ediyor. Bir Güne konuşan İlhan Cihaner, AKP'nin derdi cemaatlerin devlete nüfusu değil, bunun aleyhine kullanılmasıdır diyor. Ve 2002 yılından iktidara gelen AKP'nin devletin önemli kadrolarına teslim ettiği FETÖ'nün askeri darbe girişiminde bulunmasının üzerinden 2 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da. TSK'dan bir grup FETÖ üyesi olduğu ifade edilen askerin başlattığı darbe girişimi sonucunda 200'ü aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Bir yandan Gülen cemaatiyle mücadele edildiği ifade ediliyor. Diğer yandan ise diğer cemaat ve tarikatlarla ilişkiler sürdürülüyor. Bu durum AKP'nin ülkeyi cemaat tarikat ittifakı anlayışıyla yönetmekten vazgeçmediğini ortaya koyuyor diyor Bir Gün Gazetesi. Ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner AKP'nin cemaat ve tarikatlarla olan ilişkisini şöyle değerlendirdi diyor. AKP bir cemaat ile yollarını ayırdı ancak başka cemaatlere kapılarını açıyor. Bunu cemaatlerin çeşitli bakanlıklarda hukuk dışı örgütlenmelerinden anlayabiliyoruz. Bu cemaatler ve tarikatlar belirli bir güce ulaştığında devleti doğrudan
kontrol etmek isteyeceklerdir. Yani yeni bir FETÖ kalkışması, Allah korusun Türkiye'yi bundan da, Allah korumazsa bir önlem almak lazım her şeyden önce. Yani böyle bir uyarıda bulunuluyor efendim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te de enteresan bir haber var. Hep söyleriz ya, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama balık yemeyi bilmiyoruz, balığı tüketmeyi bilmiyoruz, balık almayı bilmiyoruz, balık tutmayı bilmiyoruz. Öyle canhıraş, öyle her şeyimizi çok kolay harcayıp bitiriyoruz ki değerini bilmiyoruz etrafımızda geçen anların. Buyurun, denizdeki hayaletler demiş Hürriyet gazetesi. Balıkçıların terk ettiği ağlar, unutulan balık sepetleri ve troll aparatları hem balıkları öldürüyor hem de denizleri kirletiyor. Denizleri bu hayaletlerden kurtarmak için büyük bir çalışma başlatıldı denmiş ve iyi ki başlatılmış. Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı son 4 yılda 12 ilde yürüttüğü çalışmalarda 389 bin metrekare ağ ve 2300 balık sepetini denizlerden temizledi. Koruma altındaki Ayvalık'taki kırmızı mercanlar bu sayede tekrar hayat buldu deniliyor. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ahsen Yücel, kaybolan ağlar balık avlamaya devam ediyor. Üstelik ölü organizmalar bakteriyolojik kirliliğin artmasına neden oluyor. Mercan restleri bozulmasına sebep oluyor denmiş. Yani balıkçılarımızın da biraz daha insaflı olması lazım. O denize bıraktığınız ağlar, denize bıraktığınız sepetler, canım işte ne olacak, erir gider kafasıyla ya da yok olur gider, burası deniz demeyeceksiniz. O denizlerinizin kıymetini bileceksiniz. Emek vermeden yemek olmuyor. Mutlaka emek verilecek, dikkat edilecek. Her konuda bu iş böyle. Bunun bir sonrası da yok. Şimdi efendim bakalım diğer başlıklarımıza. 446 gün sonra cezaevinde denmiş. Hürriyet'in İki kez manşete taşıdığı Şule Çet intihar denilen ölümüyle ilgili şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akant 46 gün sonra cebir ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Savcı kesin ölüm nedenine dair rapor istedi denmiş sevgili izleyiciler. Şimdi hemen iç sayfalardan bakalım. Bir kızımız maalesef iş hayatında bile neler olabildiğini, insanların, kadınların nasıl bu şekilde taciz edildiğini, bunların maalesef önüne geçiremediğini gözler önüne seriyor. İşte buyurun, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet intihar olduğu öne sürülen şüpheli ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akant dün akşam cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılınma ve cinsel saldırı suçlarından tutuklandı. Başsavcılık Çet'in tecavüze uğrayıp uğramadığını ve kesin ölüm sebebinin tespiti için yeniden rapor istedi deniliyor. Evet, Gazi Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi'nin tekstil tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi. 23 yaşındaki Şule ve 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Aksu'ya ait plazanın 20. katındaki ofisin penceresinden düşerek ölmüştü. Daha önce intihar ettiği ileri sürülen Şule için Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 4 Temmuz tarihli otopsi raporunda ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlanmıştı. Şule Çet'in ölümünün ardından daha önce 2 kez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir şüpheli Çağatay Aksu ile o gece yan odada bulunan Berk Akant dün 3. kez yine gözaltına alındı deniliyor. İntihar etti demişler kızcağıza ama acaba kızcağız kendini oradan atarak bir şeylerden mi kurtulmak istedi? Yoksa kız konuşacak diye cinayete mi kurban gitti? Yazık, 23 yaşında bir genç kız için inanılmaz bir son. Sessiz kalmamak gerekiyor. Adalet, raporlar, adli tıp bunu çözecektir. Ve artık maalesef bu aramızdaki psikopatları, insan altı yaratıkları, o normal görüntüde olan ama beyni hasarlıları cezalandırmanın vakti geldi, hatta geçiyor bile. Bunu da buradan ifade etmekte fayda var efendim. Evet, bakalım Posta Gazetesi'nde neler var. Onlarda da yine Ege Denizi'ndeki iç sayfadan, baş sayfasında hep aynı haberler olduğu için artık okumuyorum. Kirlilik alarmı deniliyor. Ege Denizi'nin cennet köşelerinden biri olan Güllük Körfezi'nde yine balık çiftliklerinden kaynaklanan kirlilikten söz ediliyor ve bu temizleme işlemine girildiğini söylüyor efendim. Şimdi Türk milletinin vazgeçemediği bir yiyecek vardır. O da ekmek.
Yani ekmek yemezsem doymam diyen çok insan vardır. Doyuluyor efendim, doyuluyor. Ekmek yemeseniz de doyuyorsunuz, hiç merak etmeyin. Ama severiz biz millet olarak ekmek yemeyi. Severiz de ekmeği heba etmeyi de severiz. Bakın bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyormuş. Yazık. Gerçekten yazık. 100 ekmekten 10 tanesi çöpe atılıyormuş. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun verilerine göre 2017 yılında 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe atıldı. Buna göre günlük israf edilen ekmek sayısı 12 milyon. Sayıları 12 bini bulan ruhsatsız fırınlarla birlikte günlük 120 milyon ekmeğin üretildiği Türkiye'de her 100 ekmekten 10 tanesi çöpe gidiyor. Ekonomiye büyük yük deniliyor. Evet, bu kadar hassas bir konu. Bu israfın Türkiye ekonomisine maliyeti ise yılda 1,5 milyar dolar civarında. En çok israf sırasında fırınlarda, evde, yemekhane, lokanta ve otel gibi toplu tüketim alanlarda gerçekleşiyor. Ekmek israfını önlemek için üretici de tüketiciye de görev düşüyor. Tabii bence en büyük görev de tüketiciye düşüyor. Yani yiyebildiğin, tüketebildiğin kadar ekmeği al. Bayat ekmeği değerlendirmesini bil. Ya da restoranlarda ekmek istenmeden ekmek getirmeyin insanlara ya da o kadar bol bol getirmeyin. Ve bir şey daha var. Şimdi biliyorsunuz yaz aylarındayız. Tatilcilerimiz var, tatile gidiyoruz. O tatillerde açık büfeler var biliyorsunuz. Sadece ekmek değil, yiyecek içecek de olarak. Ben o açık büfelerdeki tabakları, alınan tabakları gördüğüm zaman inanın şok oluyorum. Şöyle bir tabak böyle doldurulmuş üzerine kadar karma karışık bir sürü şey. Onun hepsini bir kişinin yemesi mümkün değil. Bu kadar karışık şeyi yemesi de mümkün değil. Yanında ayrı bir tabakla şöyle tepeleme bir ekmek. Bunu yiyecek. Hiçbir zaman yiyemiyor. Hiçbir zaman bitiremiyor. Ama gözümüz aç. Biz onları dolduracağız. Kardeşim al 2-3 parça bir şey. Bitmiyor onlar. Orada duruyor. Bitmiyor. Git onları ye. Doymadıysan git bir tane daha al. Yani yazık değil mi? Niye çöpe attırıyorsun onları? Bu yiyecekler... Birçok otel tarafından ki gittiğimiz yerlerde ben istisnalar kaideyi bozmaz diyerek söylüyorum. Özel üretiliyor, organik olarak üretiliyor. Sonuna kadar bahçelerinde üreten otellerimiz var. Ama yazık değil mi onlara? Yazık değil mi o yiyecek içeceğe? Gözümüz aç olmayacak. Önce gözümüz doyacak. Şöyle bir bakacağız. Ne yiyeceksek onu alacağız. Midenizin kapasitesi kadar yiyebilirsiniz. Daha fazla değil. Şimdi ben arkadaşlarıma demiştim, bana 5 dakika kala haber verin, bir kampanya başlatacağım diye. Ve ben bugün Facebook'taki bütün arkadaşlarıma kendi evimdeki fotoğrafları yayınlayacağım. Lütfen bir kampanya yapalım. Üretim nerede başlar? Üretim evde başlar efendim. Ne üreteceğiz? Ne isterseniz. İsterseniz maydanoz, isterseniz soğan, isterseniz biber. Evinizde her şeyi üretebilirsiniz, her şeyi ekebilirsiniz. Küçücük küçücük böyle meyve sandıkları var ya, benim balkonum yok. Benim evim Fransız balkon tipi bildiğiniz gibi. Küçücük bir balkon var. Sadece bir ne derler, işte o meyve sepeti gibi bir şey oraya sığabiliyor. İşte ben orada hem biber yetiştiriyorum, hem taze soğan yetiştiriyorum, nane yetiştiriyorum, maydanoz yetiştirebilirsiniz. Üretim yapın. Evinizde bir şey yetiştirin ve bana fotoğraflarını yollayın. Bakalım kim yolluyor? Bana en güzel fotoğrafları yollayana hediyeler göndereceğim. Buradan hediyem olacak. Bunu da kendilerine açıklayayım. Önümüzdeki haftada bunun açıklamasını yapacağım. Haydi durmayın. Hediyelerinizi kazanmak istiyorsanız, hediyelerinizi almak istiyorsanız bu üretimlere yapın, ekin, dikin ve o resimleri bana gönderin. Ben bugün Facebook'tan kendi ürettiklerimi bayağı doldu. Dün hasat yaptım biberlerimi. Bayağı böyle bir avuç biber çıktı. Gayet de güzel. Neden olmasın? Ne kadar güzel. Akşamları onları sulamak, büyüdüğü zaman koparıp alabilmek, o mis gibi kokusunu duyabilmek. Biz köyde, bağda, bahçede, tarlada bunu yapamıyoruz. Onları gidip o kadar taze yeme şansımız yok İstanbul gibi bir yerde. Ama istersek her şeyi üretebiliriz. Fotoğraflarınızı bekleyeceğim efendim. Alın, ekin, dikin. Hediyeleriniz burada olacak. Hani hediyem diye de bana fotoğraf gönderdikten sonra da sorarsınız. En güzel fotoğraflara, en güzel üreticilere bakalım kimler olacak. Onlara bu hediyelerimizi gönderelim. Evet efendim, şimdi geldik bugün de programın sonuna. Gazete başlıkları, geçtiğimiz hafta gelişen siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar. Hepsine elimizden, dilimizden geldiğince azar azar yer vererek programı gerçekleştirdik. Umuyorum ve diliyorum ki paylaşmalarınız, keyfiniz iyi olmuştur. İyi paylaşımlar yapmışızdır. Sizlere layık olmayı başarmışızdır. Hepinize haftaya cumartesi buluşacağız. Bir hafta boyunca
Bekliyorum fotoğraflarınızı, bekliyorum mesajlarınızı. Hafta boyunca yine biriktireceğiz ve cumartesi günü dolu dolu bir programla beraber olacağız. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Başkadır.